Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Amerika'dan, dünyanın dört bir yanından ülkemize geliyorlar. Farklı hayatları, farklı hayalleri, farklı beklentileri var ama hepsinin hedefi aynı. İyi bir eğitimle geleceğe daha donanımlı hazırlanmak ve ülkelerine döndüklerinde iyi bir iş sahibi olmak. Türkiye'nin kentleri ve üniversiteleri misafir öğrencilere kapılarını açıyor ve onları çeşitli mesleklerle donatarak geleceğe hazırlıyor. Ülkemizde geçirdikleri yıllar boyunca bizim gibi yaşıyor ve bizlerden biri oluyorlar. Onlar bizim dünyaya açılan kapılarımız. Onlar bizim gönüllü elçilerimiz. Bu programımızda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni ziyaret ediyor ve burada eğitim gören gönüllü elçilerimizle tanışıyoruz. Benim adım Abdurrahman. Ben Somali'yim. Somali'den geliyorum. Şu an hazırlık okuyorum. Ben Türkmenistanlı uyruklıyım. Adım Atacan. 2014 senesinde geldim. Şu anda ikinci sınıf öğrencisiyim. Türkçe öğretmeniyim. Benim adım Rusina. Moldovalıyım. Şu an Türkçe öğreniyorum Tümer'deyim. İsmim Elda. Arnavutluk'tan geliyorum. Çanakkale'de tıp dili edebiyat bölümünü kazandım ama şimdi Tümer okuyorum. Seneye inşallah başlayacağım. Milattan önce 3000 yılında kurulmuş, milattan sonra 500 yılına kadar geçen 3500 yıl boyunca da defalarca yıkılıp yeniden yapılmış, iki kıtada toprakları bulunan dünyadaki iki kentten biri. Çanakkale. Tarihle doğanın bütünleştiği yöre, tarihe iki önemli savaşla, Truva ve Çanakkale savaşlarıyla adını yazdırmış, üzerine destanlar, türküler söylenmiş bir kahramanlık diyarı. Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Oh gençliğin eyvah. Gelibolu Yarımadası tarihin en büyük savaşlarından birine sahne olmuş ve dünyanın en büyük gücü bu topraklarda en büyük hezimetini yaşamış. Çanakkale il sınırına girdiğinizde sizi kucaklayan, çevrenizi saran mistik hava, eşine ender rastlanan bir ev sahipliği içinde sizi içine alır ve tarihi yeniden yaşatır. Tarihinin yanına çağdaşlığı da koyabilen Çanakkale, bugün Türkiye'nin en modern kentlerinden biri. Çanakkale'nin çağdaş ve gelişmiş görünümünde en fazla payı olan kurumlardan biri, 1992 tarihinde kurulan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. 4 enstitü, 14 fakülte, 8 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 31 araştırma ve uygulama merkeziyle eğitim veren üniversitede yaklaşık 50 bin öğrenci eğitim görürken 900 civarında uluslararası öğrenciyi de misafir ediyor. Türkiye'de yüksek öğretim geldiği noktada Türkiye'de üniversitede öğrenim gören öğrenciler arasında uluslararası öğrenci sayısını artırmak için özel bir çaba sarf ediyor. Bu Türkiye'deki yüksek öğretim kalitesi anlamında da çok önemli bir aşamayı ifade ediyor. Bu öyle bir şey ki hem üniversitelerinizi yurt dışında artık tabiri caizse görücüye çıkarabileceğiniz kalite seviyesine ulaşmışsınızdır anlamına geliyor. Öğrencilerimiz çok değişik ülkelerden geliyor. Mesela Afrika'dan, Somali'den, Fildişi'nden, Cezayir'den, işte Orta Asya ülkelerinden, Avrupa'dan gelen öğrencilerimiz var. Uzak Doğu'dan. Bizim üniversite olarak bunlarla ilgili uluslararası öğrenci ofisimiz var. Bu ofis öğrencilerin her türlü sorunuyla ilgileniyor. Hem geldiklerinde onların ilk etaptaki meselelerini, mesela işte resmi işlemleri olması gerekiyor.
oturma izinleriyle ilgili, sağlık güvencesiyle ilgili onları takip ediyor. Öte yandan onları bir araya getiriyor, onların üniversiteyi ve Çanakkale'yi tanımasını sağlayıcı faaliyetler gerçekleştiriyor. Dünyada bunca ülke dururken neden Türkiye'yi seçtiler sorusu geliyor hemen akıllara. Biz de Somali, Türkmenistan, Moldova ve Arnavutluk'tan gelen öğrencilerimize soruyoruz. Neden Türkiye? Türkiye zaten Türkmenistan kardeş bir ülke. Adı üstüne Türkmenistan. Müslüman bir ülke olması beni daha çok çekici oldu. İşte Türkiye'ye gelmeye karar verdim ve Türkiye'ye gelip mutlu bir şekilde devam ediyorum. Türkiye ile gönül bir bağımız vardı. Hep dedem, rahmetli dedem dervişti ve hep bana diyordu ki Türkiye'yi seç, Türkiye'yi seç okumak için. Ben de o zamandan beri Türkiye'ye aşık oldum ve elhamdülillah kazandım. Ne kadar istekli olsalar da hiç bilmedikleri bir ülkeye gelen öğrencilerin önüne ilk engel olarak dil çıkıyor. Bazıları birkaç ayda, bazıları bir senede öğrenebiliyor Türkçeyi. Ama ilk günler her zaman çok sıkıntılı geçiyor. Burada geldim. İlk gece çok zor oldu çünkü ben Türkçe bilmiyorum. Güvenlik soruyor, sen neredesin, neden burada geldin, bir şey var. Diyorum İngilizce, İngilizce. O diyor İngilizce değil, Türkçe. Çok değişik kültürlerden, çok değişik kentlerden gelip Türkiye ile Çanakkale ile karşılaştılar. Türk insanının misafirperverliğini bilsek de bir de onların ağzından dinlemek gerek. Türkiye'yi, Çanakkale. Çanakkale çok güzel bir yerdi. Ben gelmeden önce yani çok güzel bir yer olduğunu hiç yani düşünmüyordum mesela. Hiçbir memlekede değişemeyeceğim bir yer. Hiçbir ülke demeyeyim, memlekede değişmem. Çünkü o kadar çok seviyorum Çanakkale'yi. Türkmenistan'a geldikten sonra şöyle bir 2-3 saat oh be diyorum geldim ya, ikinci yuvama geldim diye. Çanakkale çok çok güzel bir yer, çok güzel bir şehir, çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Çanakkale benim şu an her şeyim oldu. Çanakkale'ye geldikten sonra yani burada yaşanır, hayat burada yaşanır gerçekten. Yani kimse kimseye bir şey demiyor. Herkes özgür. İşte ben beğendim. İnsanlar da çok sıcak böyle yaklaşıyorlar insana. Kolay gelsin abla. Kolay gelsin abla. Siz ne yapıyorsunuz? El işi bebek yapıyorum. Ay çok ya. Güzel. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi hocaları ve Çanakkale halkı misafir öğrencileri rahat ettirebilmek, onların hayatlarını kolaylaştırabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Misafir öğrencilerimiz de bu sıcaklığın ve yardımseverliğin farkında. Çok samimi olduğum hocalarım var. Onlardan da çok çok Allah razı olsun. İşte maddi, manevi her tarafım yanında. İşte bazen çağırıyorlar. İşte Atacan gel güzel yemek yaptık. Gel bize katıl. Derslerin kötüyse daha da ayrıntılı anlatayım sana. İşte yabancı olduğum için ve yabancı kardeşlerim de diğerler de öyle. Ayrıntılı biraz bilgi vermeye çalışıyorlar. Nasıl yani farklı bir ülkede olmak nasıl bir şey? Bu duygu neler hissettin? Hocam biraz zorluk çektim. İşte Türkçe ile ilgili. Hı hı. Konuşmakla ilgili. Şu anda bir sıkıntı yok. Kandiller de yani bizi eve çalıp yemek getiriyorlar. Yani bize karşı hep yani bizi grupça yanımıza geliyor. Diyorlar ki ihtiyacınız olan bir şey var mı? Sizi nasıl yardımcı olalım falan. Biz de yani çok mutluyuz. Onların varlıkları bizim için yeter diyoruz yani. Çanakkale tarihiyle, deniziyle, doğasıyla ve modern bir kentin sunabileceği tüm olanaklarla öğrencilerimizi misafir ediyor. Onlar da ders dışı zamanlarını tarih, deniz ve doğayla iç içe geçiriyorlar. Güzel arkadaşlarım var, beni seven arkadaşlarım var ve hep arıyorlar beni, çıkalım mı diye, bugün bir şeyler yapalım mı, sinemaya gidiyoruz, öyle geziyoruz yani. Şehir içinde de, şehir dışında da geziyoruz. Geziyoruz, bowling, AVM, alışveriş, böyle. İşte bal tutmaya gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Burada da yaklaşık 150-200 tane Türkmen arkadaşlarım var. İşte Azerbaycan,
Kırgızistanlı kardeşlerimiz var. Onlarla beraber gidiyoruz. Sinemaya gidiyoruz, eğlenmek için. Hafta sonlarında beraber gidiyoruz. Bazen futbol oynuyoruz. Birçok gencimizin hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz yer olarak tarif ettikleri gençlik merkezleri, 81 il ve 279 merkezde olduğu gibi Çanakkale'de de faaliyetini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, atölyeleri, seminerleri, müzik, spor faaliyetleri ve kulüp çalışmalarıyla tüm gençlerimizi kucaklıyor. Gençlik merkezi çok güzel bir faaliyet. Spor farklı sportif aktiviteler yapılıyor. Sanatla ilgili aktiviteler, geziler yapılıyor. Ben burayı çok beğeniyorum. İnsanlar yani gerçekten burada gerçekleştirebilirler hayallerini. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, bilim, sanat, sporla iç içe, bilinçli, ülkesine ve kendine güvenen bir nesil yetiştirebilmek amacıyla hizmet veren gençlik merkezleri, 1 milyon 600 bin üyesiyle en büyük gençlik organizasyonu olarak gençlerimizi yarınlara hazırlıyor. Gençlik merkezlerinde bir el sanatı öğrenebilir, düşünsel sohbetler yapabilir, ilgilendiğiniz hemen her konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Gençlik merkezleri gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayıp gençleri bilgi ve beceriyle donatıp hayata hazırlama görevini başarıyla yürütüyor. Misafir öğrencilerimiz ilk geldiklerinde Türkçe öğrenebilmenin yanında bir problemle daha karşılaşıyorlar. Farklı bir coğrafyanın, değişik bir kültürün mutfağı onları karşılıyor. Komşu ülkelerden gelen öğrenciler çabuk alışsa da bazı misafirlerimiz çok zor alışıyor Türk mutfağına. İlk geldiğimde bazı yemekler böyle ilginç geldi bana. Mesela çiğ köfte. Yani istemedim ama sonradan alıştım. Ama en çok alışmadığım çay. Ama içemiyorum. Türk yemek konusunda biraz yapamam ama yaptıklarını yiyorum. Memlekette yeşil çay içiyordum. Artık o çaydan içemiyorum fazla. Güzel. Beğendim. Evet. Yani biz evde yemek yapıyoruz mesela. En çok kuru fasulye yapıyoruz. Yapması da bile öğrendik yani. Çok iyi yapıyoruz bazen de. Ülkemize geliyorlar. Bizim tarihimizle, bizim kültürümüzle, bizim adetlerimizle yaşıyor, bizim yemeklerimizi yiyor, bizim dilimizi konuşuyor ve zamanla bizden biri oluyorlar. Ülkelerine döndüklerinde bizim kültürümüzü, bizim yemeklerimizi, bizim güzelliklerimizi de götürecekler. Hayatları boyunca bizi hatırlayacak, gittikleri her yerde bizi anlatacaklar. Onlar bizim gönüllü elçilerimiz, bizi dünyaya tanıtacak olan gönüllü elçilerimiz. Samimiyetinden, sevgisinden ve buradaki tanıdığım insanlardan ayrılmak o kadar zor olacak ki. Yani şimdiden düşünüyorum onu. Ne kadar oldu gideli bilmiyorum geçen zamanı. Zamandan saymadım zaten. Sensiz geçen her anımı. Yalan ne kanar ne kabuk bağlar. Giden unutur kalan hep yanar. Kaçsam kaçamam. Her yerde kokum var. Türkiye güzel bir yerdir. Kriteri eğitimler de var. Yani bizim sizin için bir avantajlı olacak. Gelin diyorum. Sana kardeşimize bu mesajı veriyorum. Türkiye bir yenilmez, Müslüman bir ülke. Bayraktan anlıyordum Türkiye'nin nasıl büyük olduğunu. Geçmişte geldikten sonra, Çanakkale'ye geldikten sonra daha çok anladım.